Yalnız. Alo. Alo. Ara hemen. Alo. Merhaba Oğuzhan, nasılsın? Yani nasıl olayım abi işte. Yani internetimiz yok. İnternetimiz yok abi. Hala. Instagram gitti. Ne hala? Instagram gitti. Görmüyor musun? VPN'le mi bağlanıyorsunuz? Ha, ben sizin orada internet yok zannettim. Evet, genel olarak internetimiz yok. Ama Instagram sanırım global bir durum. Twitter Türkiye ile alakalı. Abi Instagram vardı elimizde bir tek. O kaldı yani. Twitter'a da bak kabullenmedim de. Hadi. Yine dedik ki hani Instagram'dan devam edelim. Çünkü yardımlar %70 seviyesinde durdu Twitter gidince. Instagram'dan yine bir şekilde %30, %45'e kadar çıkartıyorduk. Diyorduk ki hadi buradan devam edelim. Çocuklar içeride deliler gibi çalışıyorlar. Görürsün belki. Bir saniye abi. Son dakika haberine bakıyoruz şu anda. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın Twitter yöneticileriyle yaptığı toplantıda Twitter'ın dezenformasyonla mücadele konusunda Türkiye ile daha fazla işbirliği içerisinde olma taahhüdü verdiği öğrenildi. Mesela. Tamam. Yani. Teşekkürler. Sağ olsun. Haklı çıkartmaya çalışıyorlar değil mi? Tabii. Abi kirli bilgi yok. Şu ben sana söylüyorum. Yayındasın bugün... bu arada. Seni yaklaşık yok, tamam, farklı, 120 farklı. Bin genç dinliyor. Haberin olsun. 110'muş. Hepsi, evet. hepsi hafızasını açsın. Hepsi hafızasını kilitlesin. Unutmasınlar şu dakikaları. Ben şimdi şunu söyleyeceğim sana. Demek ki abi sahaya indi bazı yetkililer ve sahada tepki gördüler. Herkesin elinde de telefon var. Herkese bu tepkileri çektiler. Neden TikTok kısıtlanır? Bana bir söylesene. TikTok'ta mesela ben dans eden dayı görünce ne gibi dezenformasyona uğruyorum bilmiyorum ama neden sence TikTok kısıtlandı? Neden bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya Ahmet? Ben söyleyeyim, ben mi gireyim hapse? Sen söyle, sen gir. Abi niye hep ben giriyorum? Bir kere de sen gir ya. Daha yeni ifade verdim. Tamam o zaman. İyi bari. İfadeleri çaksak söyleyeyim. TikTok kitlesini şimdi ya neyse boş ver işte. TikTok'u kısıtladılar. Twitter'ı kısıtladılar. Ben story atıyorum hala. Kan anonsu var. Doğum yapacak kadın var. Ona doktor yönlendirmeye çalışıyoruz. Allah'tan ekibim içeride deliler gibi çalışıyor da bir şekilde yönlendiriyorlar falan filan. Tırları yönlendirmeye çalışıyoruz. Biraz önce sevgili Mustafa aradı. Dedi ki işte 30 bin tane yiyecek, sandviç bilmem ne tır gidecek. Nereye gitsin? Bize soruyorlar. Biz arıyoruz yetkilileri. Diyoruz ki nereye gelsin? Şuraya gelsin, şuraya ihtiyaçlar falan filan koordine ediyoruz. Tamam. Eyvallah, ona devam ediyoruz da. Abi Twitter'dan yalnızca bize ulaşanlar var. Instagram'dan yalnızca bize ulaşanlar var. Kusura bakmasınlar. Bunlar şimdi kafamızda canlanan başlıklar gibi hayal etmesin insanlar. Instagram insanların böyle kendi poposuna memesine efekt attığı bir yer değil son 3 gündür. İnsanlar oradan deliler gibi yardım yapıyorlar. Yardım çağrısında bulunuyorlar. Bir şekilde seslerini oradan duyuruyorlar. Başka nereden duyuracaklar? Yani sırf milletin tepki gösterdiği videolar dağılmasın diye kısıtladıklarını söyleyenler var. Ben değilim. Ben söylemem öyle bir şey de. Yani öyle dedikodular var. Bu dedikodulara... Yok abi haliyle... ondan değil. Twitter'ın borcu varmış. Ondan BTK kapatmış. Sayın Cumhurbaşkanımız bile bununla ilgili hiçbir şey yapamazmış. BTK bu konuda son merciymiş diye ben duydum. Olabilir, olabilir. Çünkü ben bugün iletişim daire başkan yardımcısıyla konuştum. Cumhurbaşkanlığı. Dedim ki efendim, dedim neden dedim kısıtlıyorsunuz? Yani dedim yardım yapıyoruz. Dediler ki BTK yaptı bunu. Biz de karışamıyoruz. Siz de mi karışamıyorsunuz? Sizin efendim karışamayacağınız bir şey mi var derken falan gitti konu tabii. Ama yani bu şu anda bizi dinleyen, izleyen, bak görüş değil abi. Hangi partiye oy verdiniz umurumda bile değil. Tamam mı? Bizim de hangi partiye oy verdiğimiz umurumuzda değil şu anda. Burada biz insanlar orada üşüyor mu diye üzülelim. Göçük altındalar mı diye üzülelim. Empatiyi böyle şişirdik, patlattık, ağladık, zırladık kaç gündür. Biz o insanlara mı üzülelim? Yardım hemen ulaşsın diye uykusuz mu kalalım? Kendimizi mi keselim? Yoksa bunlarla mı uğraşalım ya? Ya biz nereden duyuracağız abi? Ben oraya gittim. Sıfır noktasındaydım işte Hatay'da. Dedim ki buradan destek olayım. Haluk abiyle koordine olduk. Ahbap ekibine, bize gelen yardımların tamamını Ahbap ekibine yönlendiriyoruz. Milyonlarca lira bak. Kerem Bursin geldi bugün buraya. Video çekti Babala TV'de. Danla Bilic şu anda burada. Rain Man Yusuf burada. Diğer şarkıcı arkadaşlarımız Derya Uğurlar. Biz gelmedik. Biz buradan gönderiyoruz. Şu an bu arada 1 milyonu geçtik biz de. Sadece benim kanaldan. Abi helal olsun. Tebrik ediyorum. Helal olsun. Tabii ki Ahbap'a yönlendireceğiz. Çünkü insanlar bizi arayıp 5 milyon dolar göndermek istiyoruz ama Oğuzhan Uğur'a ve Ahbap'a güveniyoruz diyorlar. Geçmiş olsun. Bak Fatma Turgut geldi şimdi. Bütün sanatçı arkadaşlarımız, dostlarımız, herkes burada bir şekilde yayın yapmaya çalışıyorlar. Ve bizim internetimizi kısıtlıyorlar abi. Ve bir de bak sana bir şey söyleyeceğim. Gebereceksin şimdi. Kanal 24 müdür? Ne var ya o etrafı turuncu topçuklu olan. Karıştırıyorum ben onları. Abi biraz önce bayağı stüdyoda dayılar çıkmışlar diyorlar ki Oğuzhan Uğur PR yapıyor. İşte takipçi artırıyor. Lan terbiyesiz insanlar, ahlaksız insanlar. Allah'ınız da mı yok sizin ya?
o kadar çok insana yardım ulaştırdık ve ulaştırmaya devam edecektik ki interneti kısıtlamasalardı. Yani sizin o böyle stüdyo ışıklarınızla orada geyik yapacağınıza, keşke bize bağlansanız Babala TV'ye de, hazır ulusal yayındasınız hazır. Bağlansanız, sana bağlansalar da, bize bağlansalar da deseler ki oğlum evladım siz bu işi süper yapıyorsunuz. Atın bize, biz de ulusal kanalda nasıl, hayır, nasıl yapıyorsunuz diye sorsalar. Dün ben de izliyorum. Nagihan elinde telefon. Ya abi söylemek zorundayım, kusura bakma da. Ay arkadaşım yazdı, şurada göçük varmış diyor. Abi böyle şey mi olur? Bize geliyor, biz onları Babala ekibiyle eliyoruz, bakıyoruz, teyit ediyoruz, evet, kişilerle konuşuyoruz. Evet. Garanti olduğu zaman çıkmış ulusal kanala, ay arkadaşım göçük var diyor diye WhatsApp teyzesi gibi orada televizyonculuk yapıyorlar. Dönseler abi, sorsalar bize, zaten biz anlatacağız, evet, bu işi. Nokta atışı. Şimdi şöyle düşün. Bu memleketin insanı her türlü vefalıdır, tamam mı? Yaptığı şeyler tartışılır ama vefalıdır. Diyorlar ki yardım topladık. Cebimizde 3 kuruş para kalmıştı zaten. Onu da yardıma verdik diyorlar. Peki biz bu yardımı nereye gönderelim? Şimdi bir sürü tır başıboş sağa gidiyor, sola gidiyor. Birini yağmalıyorlar. Birisi hiç ihtiyaç olmayan bölgeye gidiyor. Birine yardım istiyoruz. Soba istiyor mesela. Soba gidiyor. Bir anda 300 tane daha soba aynı yere gidiyor. Şimdi biz bunları engellemek için büyük bir sistem kurduk burada. Ne yapıyoruz? Birisi bizden yardım istediği zaman o yardım doğru mu? Önce onu bir teyit ediyoruz. Yani normalde herhangi en bir 5 saniye... Evet tabii, elbette. Herhangi bir insana 5 saniyede yardım edebileceğimize 10 dakika yardım ediyoruz. Şimdi seni izleyen şu anda 110 bin kişi var. Onlara sesleniyorum. İnternetimiz yok arkadaşlar. Biz şu anda Babala TV'nin YouTube'unu da bayağı bildiğin story gibi, Twitter gibi kullanmaya başladık. Oraya da yardımları bir şekilde atıyoruz. Bizim ekibe yardım atmaya devam etsinler. Yardım taleplerini atmaya devam etsinler. Çünkü VPN'den çocuklar zaten Twitter'a ve Instagram'a her türlü girebiliyorlar. Ama fakat biz dayılara, amcalara, göçük kenarındaki insanlara, göçük altından yeni çıkmış insanlara VPN mi öğreteceğiz? Ya bu, bak bu... Yani. Bugün bizi manipüle edebilirler. Yarın göçük altından çıkan çocuklara böyle üzerlerinden helikopterler geçerken böyle videolar koyabilirler, altı müzikli falan. Sonra bize diyebilirler ki işte sokakta insanlar bu aşağılık PR'cılar yüzünden kavga etti diyebilirler. Bizi çeteci yapabilirler. Yarın bir gün seni, beni içeri atabilirler. Halk bizi yuhalayabilir. Ama hiç önemli değil abi. Bunu tarih yazdı, gördü. Utanç duyuyorum. Bak, utanç duyuyorum. Bununla, seninle şu anda bunu konuştuğum için utanç duyuyorum. Ben seni arayıp şunu demeliydim. Ya Ahmet, Jahreyn, kardeşim. Biz burada 10 milyon lira topladık. Sen kaç topladın? 1 milyon mu? Puh, sana yazıklar olsun. Hadi bekliyoruz senden de 10 milyon deyip telefonu kapatmak isterdim. Ahmet, biz ne yapıyoruz abi şu an? Ne konuşuyoruz ya? İnternetimizi açın abi. İnternetimizi açın. İnsanlar için internetimiz, sonra tamam bitsin bu yardım olayları, ben kendim kapatacağım, söz veriyorum hesaplarımı ya. Buraya bir şey yapabilir miyiz Oğuzhan, bir yeri? Hani şurayı, buraya seslenelim, buraya çağrı yapalım. Var mı bir abi isim şu yardım? Anda ya, abi en kral ismi aradım yani, işte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı beyefendi sağ olsun, ilk günler ya deprem olduktan 10 dakika sonra aradı beni zaten kendisi. Benim numarası yoktu bende. Kendisi aradı beni. Dedi ki Oğuzhan'cığım dedi, lütfen dedi dezenformasyona dikkat edin. Dedim ki elbette, tabii ki. Amma ve lakin kendisini aradım bugün ve dedi ki Twitter'ı kısıtlayan BTK, biz karışamıyoruz dedi. Yani BTK'dan tanıdık var mı? Sen B'sini tanıyorsan ben K'sini tanımıyorum, anladın mı? Yani kimi arayacağız abi, ne yapacağız? Abi onu bunu bırakalım, geri de bırakalım. Bizim internetimizi açsınlar abi. Şu anda halen orada olay yerinde çok fazla insan var. Konu öyle televizyona 4 tane kare koyup işte göç üzerinde görevliler gösterip aman efendim orada falan, tamam eyvallah. Bizim devlet yetkilileri gerçekten, ben de gördüm bu arada. Canla başla çalışıyorlar abi, bak hakikaten öyle. Ama hani hep deriz ya, bir Yunanistan'la kavga ederiz. 80 milyon askeriz biz burada. Bilmem neyle kavga ederiz. Biz burada 50 milyon askeriz falan deriz ya. Abi askeriz evet. Çok fazla yardım gönüllümüzde var. Binlerce, milyonlarca. Ama neden Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk biliyor musun? O askerleri birisi izah etmiş. Organize etti. Organize etmiş. Benim başımda komutanım olmadıktan sonra, benim başımda bana nereye yardım edeceğimi gösteren bir yetkili olmadıktan sonra, istersen katrilyon insan ol. İstersen Çin'den herkes gelsin buraya yardıma. Sen onlara doğru yeri işaret etmezsen kimse bir şey yapamaz. Dün 15 tane AFAD gönüllüsü çocuk benim gözlerimin içine baka baka ağlıyor ağlıyor. Videosu var. Hadi bunu da yalanlasınlar. Videoları var. Ne yapacağız abi diyorlar. Bana soruyorlar. Bana sordukları yer AFAD tırının önü. AFAD tırının önünde bana bunu soruyorlar ya. Abi internetimizi açın. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Tamam mı? Şu an çok duygusalız, sinirliyiz. Herkes bunu unutacak. Herkes bu olaylar olacak. 21 gün sonra zaten herkes unutacak. Benim seninle şu anda yaptığım konuşmayı alacaklar, paylaşacaklar internette. Ve görüyor musunuz, Oğuzhan'ın ses tonu bile insanları galeyana getirme yönünde falan diyecekler. Tamam mı? Yaptılar oğlum bunu. Yaptılar yıllarca. Yapacaklar.
İşte Oğuzhan'ın zaten küfürlü konuşmaları var diyecekler. Yapacaklar, önemli değil. Ben gebereyim. Benim twerk videomu da paylaşacaklar abi. Klasiktir. Paylaştın abi. Şu an bizi izleyen 100 bin kişi bunu unutmasın. Bana şahit olsun yeter. Bak biz hakikaten beni atsınlar. En dibe gömsünler. Önemli değil. Şu anda izleyen, seni dinleyen o 100 bin kişi bunu unutmasın hocam. Unutmasın çünkü bu artık öyle bir şey değil. Bu siyaset falan yapmıyor. Kime oy verdiyseniz verin. Kime oy verdiyseniz verin. Şu an yaşananı unutmayın kardeşim. Bu kadar. Tamam mı? Bu böyle bir bina yıkıldı da onun şovunu yapmak ona benzemez. Ben arabayla giderken bitmedi kardeşim. Hızla giden arabada sol cama baktığımda yıkıntılar bitmedi. Ben oradan geliyorum buraya. Tamam mı? 5 gündür uyumuyoruz. Ekip olarak herkes ayakta. Bizi delirtmesinler. İnternetimizi açsınlar. Biz buraya şov yapmaya, PR yapmaya gelmedik. İnsanlara yardım etmeye geldik. Bunu engellemesinler. Günah. Sonra ne yapıyorlarsa yapsınlar. Atsınlar içeri mi atıyorlar? Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Lütfen. Tamamdır abi. Ben başka bir konu var. Onu sana yazacağım. Ne olur kapatınca WhatsApp'ına bak, olur mu? Önemli, çok önemli bir konu. Alo. Çok teşekkürler sesimizi duyurduğun için. Tamam abi, önemli değil. Var mı başka söylemek istediğin bir şey? Vallahi yok. Sürekli lütfen interneti 5 dakikada bir, abi kim varsa yanında uyar. Twitter'ı açın kardeşim. Tamam. Tamam, biz paylaşıyoruz hepimiz şimdi. Tamam, başlayacağız şimdi şeye. Tamam abi. Sağ görüşmek üzere. Kendine dikkat et. Evet, Oğuzhan Uğur arkadaşlar bizlerleydi. Tabii kanallarda konuşabildiğinden bir tık daha sert konuştu. Çünkü burası internet. Twitter açıldı diyorlar da öyle bir şey yok arkadaşlar. Şu an VPN'leri, VPN'siz daha fazla sorun var hatta şu an.